Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Aselsan'ı detaylı bir şekilde irdeleyeceğiz. Detaylı bir analiz çalışmasını yapmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur. Arkadaşlar baktığımız zaman Aselsan'ın haftalık grafiğinde şöyle bakın ana destek noktasını ve yukarıda da ana direnç noktasını kırmızı ve yeşil olarak görmektesiniz. Bu alan içerisinde e, bizim aylık pardon haftalık grafimizin şekillendiğini bakın şöyle şekillendiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve bu anlamda bir geri çekilme bakın daha önce bu bantta yaşamıştık. Şimdi geldiğimiz noktada şu seviye bakınız daha önce çalışmış olan bölge tekrar test edildi. Yukarı doğru bir atak yaptık. Ve burada sarıyla belirttik. Bir kanal içerisine gel git yapıyoruz. Şimdi bu noktaları sizlere biraz daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız haftalık grafik bu şekilde. Günlük grafiğe baktığımız zaman grafiğimizi sıfırlayalım arkadaşlar. Pardon. Bakın şu bölge içerisinde, sarı alan içerisinde Aselsan hissesini görüyoruz. Bu da ne demek? Bir kanal trendinde oluştuğunu. Lakin bu kanal trendinde direnç noktasında yer alan bir dönüşe sahne oldu Aselsan. Ya yani bir geri çekilme potansiyelini barındırabilir. Bu ihtimal söz konusu. 16-20'lik yatay destek aşağı doğru kırılır ise burada arkadaşlar baktığımız an şu ana destek noktası test edilebilir. Ya bu da ortalamaçta i̇şte 14 80 15 bantları olarak karşımıza çıkacaktır. Tam zıttı bir şekilde eğer ki eğer ki bakınız şu bölge bizim için bir onay bölgesi olur ise de bakınız şöyle 16 20'lerden güzel bir hareket ve tekrar bakınız majör haftalıktaki direnç noktası ortalama 18-30 bantları gibi 18 bantları. Buraya doğru bir atağı görebiliriz. Yani Aselsan'da e, küçük çaplı bir geri çekilme olabilir ama totalde baktığımız zaman e, genelde yukarı doğru bir hareket potansiyelinin birçok unsur açısından daha e, artık ne diyelim daha ihtimal yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Ama geri çekilme potansiyeli yok mudur? 16 dikkat edeceğiz. 16.20'lerin altında bakınız bu 14.90 bantları test edilebilir. Bu da yine bir ihtimal dahilinde diyebiliriz değerli dostlar. Evet, Aselsan'daki görüntümüz bu. Yani 16-20 burada bizim için oldukça önemli. 16-20 bizler için e, burada kalkış ya da geri dönüş noktası olacak. Şimdi indikatörlere baktığımız zaman indikatörlerden, MACD indikatörü her an satış üretebilirim havasında. RSI yine ikili bir tepe, tepecik yapmış buradan satış modunda. Yani RSI'yi ve MACD indikatörünü irdelediğimiz zaman bir düzeltme, bir geri çekilme, bir teknik satış olasılık dahilinde gözüküyor. Onun için 16.20'ye bir destek noktası olarak görüp bu değerin altına stop koymakta fayda var. Daha altlarda 14.90 bantları test edilebilir. 2 saatlik grafiğe gelelim şöyle arkadaşlar. Grafiğimizi sıfırlayalım. Burada bakınız geri çekilmenin en güçlü noktası bakınız şu bölgedeki arkadaşlar e, destek çizgisinin kırılmış olması. Bakın iki saatlik grafikte bu bölge kırıldı. Artık kesinlikle ve kesinlikle 16 20 hatta bu iki saatlik grafik bazında bakar isek bunu bir tık daha aşağı götürebiliriz. 16.04 bantları. E, bu noktaları gerçek manada bir destek noktası olarak kullanmak gerekir, görmek gerekir. Bu bölgenin altında sıkıntı oluşabilir arkadaşlar. Evet. Geri çekilme ihtimal dahilinde ama totalde yukarı doğru bir beklentimiz olduğunu söyledik. Bir günlük grafiğe tekrar alalım. Pardon. Aselsan. Evet şöyle. Değerli dostlar, buradaki sarı yatay hat ve bu kanal treni işlevini gördüğü müddetçe, bu işlem çalıştığı müddetçe bizim buradan şöyle bir oluşuma da gitme potansiyelimiz söz konusu olacaktır. Yani yukarıda kırmızı direnç noktasının aşılmasıyla beraber şu olasılığı da hiçbir zaman için unutmayın. Yani bir fincan kulp formasyonu ve bu kulp derinliği kadar yukarıya bir atak gelişebilir. Bu ihtimal yine göz ardı edilmemeli ve şöyle baktığımız zaman bakın şuranın bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup, katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global, ve Binance Türkiye, %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7-24 yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bildiği kadar olası bir kırılım sonrası gelecek atak bizleri arkadaşlar nereye kadar taşıyabilir? Ben pozitif bakmaya çalışıyorum. 22.87 ihtimal dahilinde mi? Neden olmasın arkadaşlar? Bakın neden olmasın? Bu ihtimali göz ardı edemeyiz ki zaten şöyle bir kanal trendi de yine söz konusu. Bakınız. Evet, şöyle bir kanal trendi yine majörde oluşmuş durumda. Muhtemelen bu kırmızı hat geçildiği takdirde yukarı doğru 22.80 25 buralar teknik hedef olarak karşımızda duracaktır. Bu ihtimalleri yine göz ardı etmemek gerekir arkadaşlar. İhtimal dahilinde bu noktaları da görmek, değerlendirmek gerekir. Şimdi ASELSAN'ın dolar bazlı ve endeks bazlı endekse oranlı durumunu irdeleyelim. Öncelikli olarak dolar bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar. ASELSAN'ın bir haftalık grafiği açıyoruz. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. ASELSAN bir haftalık dolar bazlı grafik bize ne gösteriyor arkadaşlar? Baktığımız zaman burada net bir şekilde ana destek noktası üzerinde gelen daha doğrusu üzerindeki bir harekete sahne oluyoruz. Bakınız daha önce test edilmiş defaatle bakınız birinci destek bölgesi ikinci destek bölgesi ve şu anda üçüncü destek bölgesi Majorda bakın haftalık grafikte Aselsan ana destek noktası üzerinde yer alıyor. Bu da bizler için oldukça önemli bir durum, önemli bir unsur. Genelde bu tarz majör hatlarda e, sapmalar olabilir. Onun için bu sapmanın tespiti için arkadaşlar kullanacağımız nokta da burası olur arkadaşlar. Bakınız bu çizgi, bunun rengini de mavi yapalım. Bakınız mavi çizgi de bizim burada olası bir sapmanın bakınız göstergesi olarak karşımızda durmakta. Şimdi bu noktalardan geri çekilmelerde kırmızı bölge %3.50, mavi bölgenin ise %6'lık bir geri çekilme potansiyeli anlamına gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani %3 ile 6 oranda bir geri çekilme potansiyeli olsa dahi genel bakış açısı itibariyle ana desteğin üzerinde kalmak demek yeni bir yükseliş, yeni bir yukarı yönlü hareketin oluşması anlamına gelir arkadaşlar ki daha önce bakınız çalışmış olan şu tepe bölgesini görüyorsunuz. Ortalama 2.61 dolar bandı. Bu bölge çalışır ise Bakın bu bölge çalışır ise Buradan yukarıya doğru şöyle bir hareket Bakalım yüzde kaçlık bir getiri potansiyelini oluşturur. Yüzde 60'lık bir getiri potansiyeli anlamına gelecektir. Bu bölge. Evet bunlar pozitif senaryolar majör desteği her zaman takip ediyoruz ve Aselsan dolar bazı grafiğinde majör bir destek hattı olduğunu görüyoruz. Yine Aselsan endekse göre durumu nasıl arkadaşlar? Bakınız bu endekse göre durumlar önemli. Nasıl ki geçenlerde havacılık sektörünü biz yakaladıysak, endekse göre pozitif olacağını tespit etmiş isek, burada da bakınız benzeri bir görüntü oluşabilir. Endekse göre görüntüsü ise bu arkadaşlar. Bakın haftalık grafikte endekse göre ASELSAN'ın görüntüsü bu. Yani ana bir destek bölgesi üzerindeyiz. Bu desteğin çalışması demek ASELSAN'ın endeksten pozitif ayrılması anlamına gelir. Endekse göre şöyle baktığımız zaman ciddi bir pozitif artı karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daha önce yine endekse göre olan oranda bakın şu bölgelerde bir düşen kırılımını görmüş idik hatta şöyle bir alçalan takoz olarak da çizebiliriz. Şimdi ise daha majörde şöyle bir direnç noktasının olması demek bu destekten gelen dönüş ile beraber yukarı yönlü güzel bir potansiyel anlamına gelecektir arkadaşlar. Evet, Aselsan'da görüntümüz bu şekilde. Genel hattıyla pozitif görüntü çiziyor ama 4 saatlik böyle günlük baktığımız zaman ise bir düzeltme, bir geri çekilme ihtimali olabilir. Bunu da bir kenara yazalım arkadaşlar. Bu ihtimal kesinlikle ve kesinlikle göz ardı edilemez. 16-20'nin altlarında alt tabakalar, bakınız alt ana destekler test edilebilir. Yani bu destek noktaları ne olabilir? Şöyle baktığımız zaman işte 14.84 birkaç kademe altında şöyle bakıyoruz 13.73 e, bu bantlar e, ee, bizim ana destek bölgelerimiz. Her halükarda pozitif bir bakış açısı sevgilediğini söyleyebiliriz totalde. Yani şu sarı hattın üzerinde kaldığımız müddetçe bakış açımız olumlu arkadaşlar. Yani 13.70, 13.80 bu bandın üzerine kaldığımız müddetçe burada bir fincan kulp adayı ve bu kulp derinliği ile beraber yukarı yönlü güzel bir potansiyel ihtimali oluşabilir diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ee, değerli dostlar, buradaki bilgiler tamamen teknik çalışmalardır. Zamansal hareketler dizini ve yine Aselsan dolar bazlı Aselsan endekse göre son durum değerlendirilmiş olup kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yasal uyarı. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. YouTube Traderman X kanalımızda kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata, ve eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve veya dolaylı zararlardan YouTube Traderman X kanalımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil iseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.